Ya Antalya tabii büyük şehir ve yani Türkiye'nin hem ekonomi açısından baktığımızda hem de emek açısından baktığımızda en önemli merkezlerinden bir tanesi. Yani birkaç konuda özelliği var. Birincisi tabii ki bir turizm merkezi, bir kitle turizmi merkezi aslında. Bu açıdan büyük bir ekonomik artı değer yaratıyor ama turizm sektöründe çok büyük sorunlar var. Hem uluslararası ilişkiler açısından sorunlar yaşanıyor hem de turizm sektöründe çalışan emekçilerin çok büyük sorunları var. Yani sendikasız çalışmaları da dahil olmak üzere ciddi hak sorunları var. Dolayısıyla bu meseleler Antalya açısından ciddi olarak değerlendirilmesi gereken konular. İkincisi Antalya tarım açısından önemli bir merkez. Hem Antalya'nın hem Türkiye'nin gıda üretim açısından baktığımızda, meyve sebze üretim açısından baktığımızda önemli bir merkezi. Hem de ihracat açısından, tarım ihracatı açısından önemli bir merkezi. Burada sektörün sorunları da olduğu gibi aynı zamanda tarım emekçilerinin de çok ciddi sorunları var. Dolayısıyla bu ikisini birlikte ele almak gerekiyor. Bir de Antalya'da ciddi bir doğa ve tarih katliamı yaşanıyor baktığımızda. İşte en son Fazelis epeydir süren bir tartışma, bir örnek aslında. Fazelis herhalde Antalya'nın en güzel yerlerinden bir tanesi. Hem tarihsel, kültürel açıdan baktığımızda hem doğa açısından baktığımızda ve bu iktidar Fazelis'i betona gömmeyi hedefliyor ve çeşitli adımlar atıyor. Orada bir mücadele sürüyor. Dolayısıyla Antalya'nın birkaç açıdan hem önemi var hem de sorunları var. Bunların hepsini birlikte ele almak ve çözüm önerileri üretmek gerekiyor. Yani bu söylediğim alanlar açısından çok sorularla ve taleplerle karşı karşıya kalıyoruz. Mesela hani turizmden bahsederken turizmin esnaf açısından yarattığı çeşitli sorunlar var. Yani turizm elbette ki esnaf için çok önemli ama kitle turizmi aslında gelen turistlerin esnafa yeterince katkı sağlamadığı bir şekilde maalesef gelişiyor. Büyük oteller aracılığıyla yapılan çalışmalara baktığımızda. Dolayısıyla esnafın bu açıdan çeşitli bölgelerde, Antalya'nın ilçelerinde talepleri ve sorunları vardı. Biz esnafı dolaşırken en çok bu dile getirildi. Ve yani ona yönelik nasıl çözümler üretilebilir ona dair öneriler, eleştiriler getirildi. Dediğim gibi yani bu açıdan baktığımızda 3 alanda da yani hem tarımda hem turizmde hem sektörün yaşadığı sorunlar hem de sektörün yaşadığı sorunların yarattığı emek alanında yaşanan sorunlar var. Bunların hepsini birlikte ele almak gerekiyor. AK Parti'de tabii ilginç olan Dışişleri Bakanı'nın listeyi sürüklüyor olması. Şimdi bu yani demek ki bu iktidar Dışişleri Bakanı'nın bu kadar yıllık, son yıllarda baktığımız, son 10 yıla baktığımızda özellikle dış politikasını başarılı buluyor demek ki. Biz ise dış politikada çok büyük yanlışların ve fiyaskoların olduğunu düşünüyoruz. Bunu da her fırsatta Dışişleri Bakanı'nın yüzüne de söyledik zaten. Hem Akdeniz, Doğu Akdeniz politikasında, Ege politikasında, elbette ki Suriye ve Irak politikalarında ve tabii ki uluslararası ilişkiler açısından baktığımızda Avrupa Birliği ile ve Amerika ile ilişkiler açısından çok büyük yanlışların yapıldığı bir dönemden geçtik. Bunu hep eleştirdik, eleştirmeye devam ediyoruz. Eleştirilerimizin haklı olduğu ortaya çıktı aslında yaşayanlarla birlikte. Tabii ki bu kişinin şimdi Antalya'da evet bir tanınmışlığı var, bir zemini var. Ama yani kimsenin ona kalkıp sormamasını da çok tuhaf buluyoruz. Yani bu muydu yapılacak dış politika Türkiye'de diye. Çünkü bugün Türkiye'deki birçok iç sorunun kaynağı aslında yanlış dış politika oldu. Tabii ki tek başına Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun sorumlu olduğunu düşünmek doğru olmaz. Bir iktidar bütün olarak baktığımızda sorumlu bu yanlışlardan. Demek Özgürlük İttifakı politik bir ittifaktır. Sadece bir seçim ittifakı değil de bir mücadele ittifakıdır. Dolayısıyla hani o açıdan baktığımızda, geleceği açısından baktığımızda elbette ki önemli bir işlere sahip olacaktır önümüzdeki dönemde de. Ama
seçim ittifakı açısından değerlendirdiğimizde Antalya'da Emek Özgürlük İttifakı'ndaki tiple aslında bir yarışımız ve rekabetimiz vardır. Onların da adayları var. Biz kendi adaylarımızın kazanması için mücadele ediyoruz. Onlar da kendi adaylarının kazanması için mücadele ediyor. Bir rekabet var aramızda. Tabii bu tatlı bir rekabettir ama rekabettir. Nihayetinde milletvekili seçiminde herkesin kullanacağı bir oy vardır. O bir oy boşa gitmemelidir. Çünkü bizim yaptığımız simülasyonlarda Türkiye İşçi Partisi'nin maalesef Antalya'da kazanma şansı yoktur. Hani onların kazanma şansı olsaydı hiçbir itirazımız olmazdı ittifaktan birinin kazanmasına. Ama görülen o ki onlar bizim kazanmamızı engelleyecek bir çalışma sürdürüyorlar. Bu nedenle de biz elbette ki oyların Yeşil Sol Parti'ye toplanması için her türlü sağ çalışmasında sözlerimizi söylüyoruz. Dediğim gibi bu tatlı bir rekabettir ama rekabettir sonuç olarak. Keşke olmasaydı, keşke buradan tek liste girseydik. Tek listeyle girip keşke iki vekil birden çıkartabilseydik çok rahatlıkla. Yapabilirdik bunu. Ama şimdi ayrı ayrı girerek birbirimize karşı yarışmak durumunda kaldık. Ama buradan da biz Yeşil Sol Parti olarak en iyi sonucu çıkarmak için mücadele ediyoruz elbette. Biz bunu epeydir anlatıyoruz ve anlatmaya da devam edeceğiz. Mecliste güçlü bir grubumuzun olması gerekiyor. Yani biz hedef olarak 100 vekil hedefini koyduk. Buna yaklaşmak için elimizden gelen her türlü çalışmayı sürdürüyoruz. Şunun için önemli, mecliste bir denge oluşacak. Meclis aritmetiği açısından baktığımızda hem Millet İttifakı hem Cumhur İttifakı açısından bir denge oluşacak. Ve burada bizim Yeşil Sol olarak oluşturacağımız güçlü grup her iki tarafı da etkileyecek, politik olarak etkileyecek şansa ve imkana sahip olacak. Dolayısıyla hem yasaların çıkarılmasında hem anayasa tartışmalarında önemli bir rolümüz olacağını düşünüyoruz. Bir anahtar role soyunmuş vaziyetteyiz epey bir zamandır. Bir de şu açıdan önemli, sadece anahtar olmak değil, anahtar evet çeşitli sorunlar var ve kilitlenmiş vaziyette, tıkanma yaşanıyor. Bu sorunları aşabilmek için olumlu bir anahtara ihtiyaç var ve biz bunu oluruz diyoruz. Ama bir başka konu daha var. O da şu, Millet İttifakı açısından da baktığımızda, genel parlamento aritmetiği açısından da baktığımızda, Türkiye'de demokratikleşmenin yaşanması, hukuk devletinin ve hukukun üstünlüğünün sağlanması vesaire gibi adımlarda kilitleyici unsurlar da var, partiler de var. Dolayısıyla Yeşil Sol Parti güçlü bir imkana sahip olursa, gruba sahip olursa o zaman bu kitlenmeyi de aşabilecek. Aslında demokratikleşmenin bir tür teminatı olabilecek, bir sigortası olabilecek bir partidir. O nedenle bizim hedefimiz güçlü bir parlamento grubu oluşturmaktır bu seçimlerde.